Öncelikle botoksun ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü halkımız tarafından botoksun yılan zehri olduğuna dair bir anlayış var. Bunun Clostridium botulinum denen bir bakterinin zayıflatılmış toksini olduğunu açıkladıktan sonra kişinin, özellikle hanımlar için söylüyorum tabii ki, gebe olup olmadığı, aynı zamanda süt verip vermediğini soruyorum. Bunların varlığı botoks uygulamaları konusunda kontraindikasyondur, yani yapılmaması önerilmektedir. Bu arada aspirin gibi kan sulandırıcıları kullanıyorsa bunun bilgisini alıyorum. Çünkü uygulama esnasında kanama morluk yapabilir. Ayrıca hastalarıma hangi bölgelerde daha etkin olacağı ve hastaya ne kadar faydalı olacağı konusunda bir ayna üstünde karşılıklı değerlendirerek bilgi veriyorum. Sonrasında da uygulamayı gerçekleştiriyorum.